Çıkış yolundan herkese merhaba. Yeni insan Perşembe günü yine birlikteyiz. Ekrem Bey, geçen haftadan fikri takiple devam edelim. Malum Kaşıkçı cinayetini konuşmuştuk ve savcı bir talepte bulunmuştu. Bu dava Suudi Arabistan'da devam etsin. Burada zor oluyor. Orada zaten yargılama oldu diye. Bugün mahkeme Adalet Bakanlığı'nın görüşüne uygun olarak dosyayı Suudi Arabistan'a devretti. Artık Türkiye'de Kaşıkçı davası diye bir dava yok. Nişanlısı itiraz edeceğiz dedi ama Türkiye'deki yargının durumu malum. Zaten savcının böyle bir taleple gelmesi de geçen hafta uzun uzun konuşmuştuk. Yargının nasıl bağımsız olduğunu gösteren bir şeydi. Erdoğan Suudi Arabistan'a bileti aldı böylece diyelim. Şimdi bu gelişmeyle beraber sosyal medyada çok dolaşan bir video var. Onu izleyelim, beraber üzerine konuşacağız. Yapmak istedi. Ya kusura bakmayın dedi. O kadar değil. Dinletiriz. Gösteririz. Ama vermeyiz. Ha verelim de ondan sonra bir de bunları yok mu edeceksiniz? Kendi istihbarat şefi bile bu bir felaket. Bu adam uyuşturulmuş diyor ya. Böyle bir şey yapılamaz diyor. Niye? Adam açık açık diyor ki ben kesmesini iyi bilirim diyor. Niye? Çünkü bir morg mensubu ve bu adam bir asker üst düzeyde. Bunlar dünyayı enayi zannediyor. İnsanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir. Evet. Ne diyorsunuz? Söylenecek bir şey yok. Söylenecek şey akıl sahibi, fikir sahibi, kalp sahibi, insaf sahibi, vicdan sahibi insanlar için. Hiç bir şey söylemeye gerek yok. O kadar aşikar, o kadar ortada ki. Yani asacaksın, keseceksin, atacaksın, tutacaksın. Sonra %100 tükürdüğünü yalayacaksın. Söylediğin her şeyden geri döneceksin. Onun da retorini oluşturacaksın. Bu Levent Bey geçen hafta da konuştuk biraz. Yani bunun tam da Erdoğan budur yani. Bunun örnekleri onlarca, yüzlercedir. Onlarca, yüzlerce diyorum. Yani şöyle Marmara'dan başlayalım. Yani o ben izin verdim Mavi Marmara meselesinde. Filistin'e gitmelerine ben izin verdim. Gazze'ye gitmelerine ben izin verdim. Hangi otoriteden izin alacak? Sizin otoriteniz kimdir? Falan diyen Erdoğan'dan. Bana mı sordunuz? O günün başbakanına mı sordunuz? Diyen Erdoğan'a kadar. İsrail'e atıp tutmalar ardından İsrail'e ticareti geliştirmeleri. Tam da Erdoğan budur. Yani şöyle hiç kimse bunu böyle tahmin edemezdi Levent Bey. Hiç kimse. Bak sana bir tarihi bir şey anlatayım, bir vaka. Hani bir meşhur rüya var Erdoğan'la ilgili. Meşhur bir rüya. Mali ilgili mi meselesi mi? Fethullah Gülen'in Erdoğan'a gönderdiği bir mektupla ortaya konan bir rüya. Orada Bilmeyen mektubun izleyicilerimiz için biraz anlatırsanız rüyayı. rüyayı da anlatayım ama rüyanın naklini anlatayım. Ben Amerika'ya değişik vesilelerle geliyorum, gidiyorum. O zaman çocuk da burada okuyor. Ziyaret ettiğimde dedi ki ya ben dedi Erdoğan'a bir şey göndereceğim. Ulaştırman mümkün olur mu? Olur dedim. Ama dedi içindekini bilsem. Ben dedim içindekini niye bileyim ben? Siz mektup yazmışsınız. O da mektubun muhatabı. Muhtevası hakkında o zaman dedi bir şey söyleyeyim de senin aklında olsun. Vereceği tepkiyi dedi ona göre şey yaparsın. Çünkü hiçbir şey bilmezsen hiçbir bilgin olmayan bir konuda bir değişik şeyle karşılaşabilirsin. Bir rüya yazdım gönderdim dedi. Bak kaç yıl önce bu. Yani şöyle söyleyeyim herhalde 2003 mü 2004 mü 2005 mi Erdoğan'ın demokrasi üzerine nutuklar attı ve adımlar attı. Avrupa'nın, Amerika'nın, liberallerin, demokratların, solcuların, sağcıların, herkesin ya bu adam gerçekten bir şey yapacak galiba. Böyle dümdüz bir gidişi var demokrasi üzerine. Bedel ödemeyi de göze alan bir gidişi var. Dediği yıllar. Mertlikten, efendim, dürüstlükten tablolar sunulduğu yıllar. Rüya şu, rüyada bir kısım hadi şey de söyleyeyim yani koordinat da vereyim. Dönemin komutanlarıyla beraber Erdoğan geliyor bir mağaraya giriyor. Mağaraya girerken böyle eli yüzü nurlu bir adam. Bizim o zaman herkesin bildiği, tanıdığı
Ya herhalde siyasete bir yenilik gelecek. Bu hırsızlardan kurtulacağız, yolsuzlardan kurtulacağız, dürüst bir adam, alnı secdeli bir adam diye muhafazakar kesimin desteklediği. Diğer kesimlerin de ya bu adam ezildi, başörtüsü mağduriyetini biliyor, ondan sonra fikir özgürlüğü meselesini biliyor, kendisi de hapishanede kaldı, artık bütün kesimleri kucaklayacak bir demokratik yol bulabilir dediği dönemler. Daha sonra Genelkurmay Başkanı olan şahıs da içinde olduğu halde bazı kuvvet komutanlarıyla beraber, bazı askerli kişilerle beraber bir mağaraya giriyor. Mağaradan çıkışında gorile dönüşmüş olarak görülüyor. Şimdi tabii rüya çok ağır bir rüya. Yani rüyayla amel edilmez, rüyaya ne kadar değer verilir, verilmeli mi? Bu ayrı bir tartışma konusu ama bu belli yerlerde daha önce de konuştuk, rüyanın da bir yeri var. Bir mahfili var. Bir rüya dediğimiz şey de kaldırıp çöp atacak bir durumda değiliz. Sadece şeyde değil, dinde de değil. Yani bu diğer bütün dünyada da, psikolojide de, şurada da, burada da bir sürü yeri olan bir şey. Şimdi o gün için bu rüya, yani bir mağaraya girip goril gibi çıkma, yani çok akla fikre, çünkü adamın gidişatı besbelli. 120 kilometre değil, 240 kilometre hızla bir otobanda bir hedefe doğru gidiyor. Yani tahmin edemezsin, oradan tekrar dönecek, ters istikamete gidecek. Ezilmişlerin sesi olacağız diyor, mağdurların sesi olacağız diyor, geldiğimiz yeri unutmayacağız diyor, yolsuzlukla mücadele edeceğiz, haksızlıkla mücadele, adalet istiyoruz diyor vesaire. Tabii rüyayı kendisine verdim, öyle bir daha sonra dedi ki ya ben daha ne yapayım, yani elimden geldiği kadarıyla gayretler ediyorum, çalışmalar yapıyorum, insanlar için, bütün insanları kucaklayacak şeyler yapıyorum ama böyle yani bazı insanlar rüya görmüşler, bu rüyayı birine iletmişler, o da tekrar bana gönderiyor, bitti, kendine bir çeki düzen verme diyor, dikkat etme diyor, bir nefis muhasebesini yap diyor. Ama bir hakperestçe bir şey söyle diyor. Fakat dedi çok kırıldım, çok dedi üzüldüm dedi, yani ben daha ne yapayım falan. Şimdi o dönemde Levent Bey, ben de işin doğrusu bu kadar %100 bir dönüş, yani hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyecek bir şey. Ama bugün o var mı? %100 dönüş var. Bu süreç içerisinde yani Ekrem Bey, Erdoğan'ın o asıl zaman şimdi biraz metafizik gittik tabii. Şimdi hiç beklemediğimiz bir giriş oldu. Madem bu tür bir U dönüş bekleniyordu, o zaman cemaatin başına bunlar neden geldi diye sorabilir izleyicilerimiz. hayır, bu mutlak bir şey değil Levent Beyciğim. Yani öyle hani bir rüya görüldü, sen döneceksin, döneceğin için sana efendim şöyle yapacağız demek, o güne gidin. O gün 2003'e, 2005'e neyse gidin. O zaman da dersiniz ya siz manyak mısınız, meczup musunuz lan siz, bir rüya görüldü diye böyle mi olur? Şimdi rüya bir işarettir. Olsa olsa bir işarettir. O tevile ihtiyacı vardır. Kur'an-ı Kerim'de hadi madem beklenmedik bir giriş, hakikaten benim de hesaplamadığım bir giriş oldu. Yusuf Aleyhisselam babasına rüyayı anlatıyor. Diyor ki babacığım ben 11 tane şey gördüm yani. Yıldızlar bana secde ediyordu. Hazreti Yakup hemen anlıyor. Diyor ki oğlum sakın bu rüyayı kardeşlerine anlatma. Sonra da bir strateji izlemeye çalışıyor. Fakat rüya tahakkuk ediyor Levent Bey. Yani rüyada görülen şeyin tahakkuk etme şartı yok. Hatta önlem alırsan irade-i ilahiyle beraber başka bir yere de nakledebilirsin. Ama bu tabii böyle hemen paldır küldür. Madem öyle biliyordunuz diye saplantı içine giren bazı insanlar şunu söylüyorlar. Bu bir mücadele, bir işaret var orada. İşaret sahibine ulaştırılıyor. Ve deniyor ki aman ha sakın ha bak şu 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 kişilerle ittifak edip el birliği yapıp bambaşka bir şeye dönüşme. Yapılabilecek en doğru şey de o gün için odur. Hakikaten de o rüyada ismi geçen kişilerle, Ergonokon davasında yargılanan kişilerle sonra bir araya geldi, bir ittifak kurdu ve %100 bir dönüş yaptı. Hak nerede? Ortadan kayboldu. Adalet nerede? Ortadan kayboldu. Yoksul halkın efendim vicdanında onların acısını hissetme nerede? Saraylar, yatlar, katlar, fakirlik, fukaralık hepsi geride kaldı. Mazlumun sesi geride kaldı. Zalime dönüşler ve ondan sonra zaten o girdikleri yol. Ben şunu söyleyecek için aslında bunu anlattım. Erdoğan bir yola girdi. Bunu görmek lazım. 2015'te
2010'lu yılların başında, 2010 özellikle ben onu referanduma bağlıyorum. %58 ile herkesin hukukta, adalette bir değişik şey olacak efendim, daha hukuki bir devlet haline geleceğiz diye çırpındı. Efendim, uluslararası komisyonların da evet bu yapı daha doğru, daha demokratik, daha denetime açık dediği bir yola girdiğinde herkesin destekleriyle %58 oyu alan Erdoğan bambaşka bir yola girdi. Ben artık güç bende, her şeyi yaparım. Ne medyayı dinlerim, ne yargıyı dinlerim, ne sivil toplumu dinlerim, ne dostlarımı, ne arkadaşlarımı, ne dava arkadaşlarımı dinlerim dediği bir yerdir. O yola girdikten sonra bu kadar kıvrak dönüşleri şaşırmamak lazım, yadırgamamak lazım. Çünkü onlarca örneğine bakın, neredeyse tamamı 2010, özellikle de 2013'ten, yani 17-25'ten sonra olmuştur. Ya girilen yol budur. Bu yolda herkesi satabilirler. Nitekim Kaşıkçı'yı da satmışlardır. Ha, Ahmet Şık Evet. şimdi diyor ki 50 milyon dolara sattılar. 50 milyon dolara mı sattılar, 150 milyon dolara mı sattılar bilmiyorum. Ama Ahmet Şık'ın iddiasını da Levent Bey buraya bir kenara yazalım. Sanki Ahmet Şık bir adres gösteriyor. Yani özellikle bir miktar, bir fiyat söylüyor. Ve bunun ileride aydınlanacağını, açıklanacağını söylüyor. Bu nasıl olabilir? Aradaki şimdi şeyleri de görürseniz, bu yargıda devam eden davaları bitirmek üzere olan çeteleri, özellikle FETÖ diye isimlendirdikleri davada yargıçlara, hakimlere, savcılara, siyasilere rüşvet dağıtan çeteleri görünce, yani benim aklıma şu geldi: herhalde arada aracılar Suudi Arabistan Krallığı'yla irtibat kurup, Türkiye'deki siyasetçilerle irtibat kurup, onlara da komisyonlarını vererek bu davayı kapatmış olabilirler. Ama öyle ya da böyle, Ahmet Şık'ın iddiası doğru ya da yanlış, ortada somut gerçek şudur: Kaşıkçı ile ilgili, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Erdoğan bu sözleri söyledi. Yetmedi, Washington Post'a yazılar yazdı. Yetmedi, efendim, uluslararası topluluklarda bu işin takipçisi olacağı garantisini verdi. İşte o nişanlısını, yani evlenmek üzere, evlenme herhalde belgeleriyle Suudi Arabistan Vardı. Büyükelçiliğine gidiyor İstanbul'da. O hanımefendi şimdi beyanda bulunmuş. Kendimizi şöyle hissediyoruz, böyle hissediyoruz diye. Haklı. Evet, Ahmet Şık'ın attığı tweet'i iyi düşünmek lazım. Bir bilgiye, somut bir bilgiye, sanki içeriden bir bilgiye dayanarak söylüyor. Spesifik bir fiyat söylüyor ve ileride bunun aydınlatabileceğini söylüyor ki ben bunun gerçek olabileceğini düşünüyorum. Şu an yargı böyle işliyor. Böyle yürüyor maalesef. Yani bu karar siyasi bir karar. Erdoğan istedikten sonra hiç bu işi halleder. O yüzden hani bu paralar vesaireler, acaba işi hızlandırmak, o savcıları bir nevi garanti altına almak için de olabilir. Çünkü Erdoğan'ın Suudi Arabistan'la ilişkili düzeltmeyi düşündüğümüz zaman bu rakam o kadar da değil, ama dediğiniz gibi aracılar nemalanmış olabilir. Şimdi bir ülkenin bir gurur vardır, bir devletin gurur vardır. Gelmişler başka bir ülkenin adamları, senin ülkende bir adamı parçalara ayırmışlar. Ekrem Bey, hala cesedi ortada yok biliyorsunuz. Bu hani izleyicilerimde çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama çok parçalara ayrılmış, her parçanın ayrı ayrı binadan çıkarıldığı gibi çok feci bir durum var. Yani hani bir ülkede hani diyorlar ya, yerli milli ülke, dünya, Türkiye masa kuran ülke, senin ülkene gelmişler adam parçalayıp yok etmişler ve sen bunu dahi içine sindirebiliyorsun. O yüzden hani öyle çok da fazla böbürlenmelerine de ihtiyaç yok. İşte her şeyin bir fiyatı var. Kaşıkçı davasını görüyoruz. Suudi Arabistan şart koşmuştu. Bu ilişkinin düzeltilmesi için şu tükürdüklerinizi yalayacaksınız, bu davayı kapatacaksınız demişti. Dediğimiz noktaya geriliyor. Erdoğan'ın yakın zamanda Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği, hatta Ramazan bayramında gibi kulislerde iddialar dolaşıyor. Ama herhalde yakındır diyebiliriz. Bu günün flash gelişmesiydi. Geçen haftadan takip etmek için bununla başlamıştık. Ama dün akşamdan beri, buyurun. Buraya bir şey ekleyelim mi Levent Beyciğim? Buyurun. Şimdi dünyanın lafı edildi. Suudi Arabistan'la ilgili, Selman'la ilgili ağır laflar söylendi. Esti, yağdı, gürledi Erdoğan. Dünyanın başka bir gelişme daha oldu. Bunu da zikredip geçelim.
Türkiye 9 yıl aradan sonra Mısır'a büyükelçi tayin etti. Tabii şimdi büyükelçi olarak değil de maslahat güzel olarak herhalde gönderiyorlar. İleride büyükelçi yapmak üzere. Peki benzer bir vaka da burada. Hani bir Kaşıkçı cinayetinin bir vahşice işlenmiş yönü var. O kadar saçma, o kadar filmlere konu olabilecek bir mevzu bu. Devlet Bey, adamı öldürüyorlar. Sonra Kaşıkçı'ya benzeyen bir adamı binadan çıkarıyorlar. Adam sağlıklı sıhhatli binadan çıktı demek için. O konuşmalarda keseceğim diyen adam bir asker biliyorsun. Yani Suudi Arabistan'dan bir adam adama işkence yapmak ve cesedini parça parça etmek için geliyor. Uçaklarla geliyorlar, gidiyorlar falan. Yani ama geriye dönelim. Dünkü yapılan hamleyi söyleyelim. Hadi sen Suudi Arabistan kralına yanaşabilmek için sattın. Peki 9 senedir Rabia işareti yaparak siyaset yaptı. 9 senedir efendim Nursi'yi devirdi, iktidarı askeri usullerle ele aldı darbeci diye. Sisi'ye dünyanın hakaretini yaptın, tamam. Kendine göre bir mantığı var. Taraftarların da bunu hep alkışladı. Gözyaşları içinde seni dinledi belki. Şimdi ne karşılığında Suudi Arabistan'a bu dosyayı kapattın diyorsun. Şimdi bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Ne karşılığında sen 9 senedir diktatör dediğin, efendim en ağır lafları sarf ettiğin, açıktan açığa bütün dünya kamuoyunun önünde en ağır sözleri sarf ettiğin Mısır'a yanaşmak için bir şeyler yapıyorsun. Öyle olunca arkası kesilmiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne yaptın, ne verdin, Katar'a ne aldın, ne verdin? Ekonomiyi batırdın, Türkiye'yi mahvettin, Türkiye'yi bitirdin, Türkiye çöküyor, Türkiye göçüyor. Göçerken dün kara dediğin şeylere ak diyorsun. En ağır hakaretleri yaptığın insanlara el pençe divan durmak için sıraya kuyruğa giriyorsun. Bu senin trajedin değil, aslında ülkenin trajedisidir. Ne dostluğunun ne düşmanlığının bir ölçüsü var. İşte Sisi'ye kızdı. Bütün Sisi muhaliflerini, Müslüman kardeşlerin üst düzey yöneticilerini Türkiye'de konuşlandırdı. Onlar televizyon kanalları kurdular. Körfez ülkeleri ve Sisi aleyhine yayınlar yaptılar. Şimdi ilişkileri düzeltince bu sefer onların sesini kesti. Onlar şu an panik içerisinde. Acaba bizi iade eder mi? Acaba bizi gönderir mi diye bekliyor. Evet, güvenilmez bir Türkiye. Esas konuşacağımız konu buydu. Kaşıkçı meselesi araya girdi. Dün akşamdan itibaren bir Mansur Yavaş bombası atıldı. İşte Ümit Özdağ, İyi Parti'den ayrılmış, kendi partisini kurmuş Ümit Özdağ, bizim Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş deyince tekrar o tartışmalar tetiklendi. Malum iktidar özellikle muhalefetin adayını belirlemesi için böyle çok tahrik ediyor ki bir an önce yıpratmaya, ateş etmeye başlayalım diye. Sosyal medyada konuşulanları da konuşacağız ama Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim partimizden bir insanı önermiş olması güzel bir şey. Millet İttifakı'na olan güveni de gösterir. Bu tür muhalefetin altına oyacak, onları erken doğuma zorlayacak hamleler mi yapıyorlar? Yoksa bir yerlerden Mansur Yavaş olmasın diye mi düğmeye basıldı, olsun diye mi düğmeye basıldı? Siz nasıl görüyorsunuz bu son tartışmayı? Ah bu anketler, ah bu anketlerle şey, anketler Erdoğan'ın eridiğini gösterdikçe ve Millet İttifakı'ndaki yükselişi gösterdikçe buna benzer senaryoların haddi hesabı gelmez. Benzerlerini, değişik versiyonlarını göreceğiz. Erdoğan'ın uyguladığı strateji çok basit. Bir, HDP ile o 6 partiyi bir araya gösterip bir araya getirdiğini düşünüp, gizli ittifak kurduğunu düşünüp PKK'cılıkla suçlamak, efendim illegal işlerle suçlamak. Bir taraftan 6 siyasi partinin içerisinde çatırtılara sebebiyet verecek meseleleri körüklemek. Efendim diğer ittifak arayışları içerisinde hiç de akla hayale gelmeyecek küçük de olsa grupları bir araya getirip yeni oluşumlar yapıp işte Tansu Çiller'i devreye sokmaktan tutun. Efendim Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ı devreye sokmaya kadar bir sürü şeyleri deneyecekler. Çünkü görüyorlar ki şu an sandığa gidilse Erdoğan'ın seçilme ihtimali yok. Bu seçilme ihtimalinin diriltilebilmesi için rakibin çözülmesi lazım. Rakibin çözülebilmesi için de
Tabii ki biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Millet İttifakı'nın bir aday söylemesi lazım ki atış serbestlesinler. Onlar da bence doğru bir taktik uyguluyorlar. Adaylarını, ortak adaylarını söylemiyorlar. Söylemedikçe karşı tarafın hırçınlığı daha da artıyor. İstiyorlar ki Kemal Bey aday olsun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına çok arz ediyorlar. Kemal Tabii, Kılıçdaroğlu'nun doğru. aday Evet. olması için her şeyi yapıyorlar. Çünkü oraya çok rahat ateş edebileceklerini düşünüyorlar. Ama bence şu ana kadar da fena gitmediler. Kemal Bey'in açıklaması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması soğukkanlı bir açıklama. Biraz ben dalga geçer gibi de gördüm. Yani Ümit Özdağ dediğin arkadaşın sağından saysan, solundan saysan 1.000 tane oy alabilir mi, alamaz mı belli değil. Ama ortalığı karıştırmak için, içeriği karıştırmak için bak onlar bile efendim Mansur Yavaş'ı istiyor. Demek ki burada bir sıkıntı var diyebilecek bir kitle var. O kitleyi harekete geçirmek istiyor. Ama yani belli ki bir şey var. Yani ortalığı karıştırmak büyük ihtimal daha ileride daha karışık işler karşımıza çıkacaklar. Bu şeyi de bir kenara yazmak lazım. Yani yargının daha doğrusu bir savcının haddini aşarak. Haddini aşarak diyorum çünkü öyle bir yetkisi yok. Beşli çete ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği Evet. sözlere bir tedbir getirme teşebbüsü. Kemal Bey'in de ben seni dinlemiyorum tarzında yaklaşımı. Ardından Erdoğan'ın avukatlarının başka bir talepte bulunacağına dair işarette bulunmaları. Siyaseti önümüzdeki günlerde sıcak zaman dilimlerine taşıyacağını şimdiden söylemek mümkün. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını arzu ettikleri bir yerde Kılıçdaroğlu'nu daha da yükseltecek, hukuki engeller çıkartacaklarını zannetmiyorum. İşte milletvekiline dokunmak ya da yargılama gibi gözünü korkutacak o üst düzey tazminatlar var. Ama bence çok akıllı bir hamle değil. Onlar bunları yaptıkça Beşli Çete daha çok konuşuluyor. Kılıçdaroğlu daha fazla gündeme getiriyor. Bilmeyenler de duymuş oluyor. Ha, Erdoğan'ın yanında bunu onu söyleyecek var mıdır? Bilmez ama çok da akıllıca bir hamle değil. Eğer dediğiniz gibi başka bir şey planlamıyorlarsa. Şimdi Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu şöyle ayrışıyor. Mansur Yavaş milliyetçi kesimin de oyları alacağını, çok fazla polemiklere girmediği için yıpranmadığı, belediye seçimlerinden önce de kendisi aleyhine çok yayın yapılmış, hiçbirisi de gerçek çıkmamıştı. Buradan dolayı bir destekçisi var. Ekrem İmamoğlu'nun HDP, Kürtlerden gelecek oyları daha fazla alma potansiyeli olduğuna dair görüşler var. Bu arada Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş'in vefatı ile ilgili mesaj paylaşınca tepki çekti. Bugün de İHA, bu AKP'nin yardım kuruluşu diyebileceğimiz Mavi Marmara'yı da organize etmiş. İHA'yı ziyaret etti. Onlardan bir briefing almış. Bazıları da eleştiriyor. Tamam yani popüler olmak, herkese kucak açmak tamam da yani birazcık fazla da abartıyorsun diyenler var. Siz bu iki başkanın performansını nasıl görüyorsunuz? Ekrem İmamoğlu birazcık Karadeniz damarı var. Hemen şeye polemiğe, kavgaya çekilebiliyor. Mansur Yavaş biraz daha sakin güç gibi. Hangisini daha Cumhurbaşkanlığında önde görürsünüz? Valla ben şimdiden çok yormamak lazım geldiği kanaatindeyim. Yani şimdi ikisinin de artıları var, eksileri var. İmamoğlu da aslında bugün yine bir iddia var. Onunla ilgili yeni bir dosya açılabileceği Evet. ne dair. Avcılar galiba değil mi? CHP'de Avcılar Evet, belediye başkanı, evet. eski belediye başkanı tutuklanmıştı. O dosyayla beraber Ekrem İmamoğlu'na da ulaşılacağı, onun da davaya dahil edileceğine dair iddialar vardı. Yani Türkiye'nin geldiği noktaya bak. Yani sen bir yandan İstanbul Belediye Başkanı iken görevinden uzaklaştırma ve 3-5 ay hapis yatmayı bir kahramanlık destanı yazarken, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bir vesile bulup da hapse mi atsak acaba diye kara kara düşünüyorsun. Yani bu aslında senin kara kara düşünmeni gerektiren bir konu. Nereden nereye geldin? Yani dün mağduriyetini bestelediğin, bu şarkı bitmeyecek diye arabaların arkasına efendim bantlar yapıştırdığın hikayenin bir benzerini bir başkasına reva görme durumundasın. Çünkü çaresizsin. Seçileceğine dair umutların her geçen gün azalmakta. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na karşı ne yapacaklar, Mansur Yavaşoğlu'na karşı ne yapacaklar bilemiyoruz ama ikisinin de halk nezdinde, vatandaş nezdinde bir sevgi, sempatisi olduğu kesin.
bir popüler sesi olduğu kesin. Mansur Bey yani Devlet Bahçeli'nin hışmına uğramasına rağmen Ankara'da, Ankara biliyorsun öyle sadece Ankara değildir. Ankara bir yönüyle İç Anadolu'dur. İç Anadolu dediğimiz yerde, ya neden İç Anadolu? Çünkü İç Anadolu'dan çok sayıda göç vardır Ankara'ya. Oradaki insanlara çok şey empoze etmelerine rağmen Devlet Bahçeli, eski MHP'li Mansur Bey'in belediye başkanı seçilmesine, daha önce yerel seçimlerde de, daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye seçimlerinde de mani olamadı. Çünkü tabandaki insanların Mansur Bey'e karşı bir sevgisi var. Ama Mansur Bey sadece MHP çevresi değil, aynı zamanda diğer çevreleri de, diğer siyasi partileri de onları da kuşatarak, gözeterek ve CHP'de aday olarak. CHP de bunun içine sindirerek. Çünkü öyle bir manzara var karşısında. Yani böyle geldiği kökleri itibariyle fanatik bir adam değil. Yani oraya illa ben oradan geldim, orada kalmalıyım diye bir düşüncesi yok. Herkesi kucaklayabiliyor. Hizmet öncelikli. Ben Mansur Bey'in de çok avantajı olduğunu, Ekrem Bey'in de çok avantajlı olduğunu ama ikisinin de aday olup olmayacağını, hala meçhul olduğunu, masada olduğunu düşünüyorum. Yani biraz altı Evet. liderin kendi arasındaki tartışmaya bağlı bu. Anlaşmaya bağlı, uzlaşmaya bağlı. Sürpriz bir aday da çıkarabilirler diye düşünüyorum. Şimdi biraz da normal çünkü karşı taraf adayını belirlemiş, Erdoğan diyor. Bahçeli de Erdoğan olduğunu söylüyor. Doğal olarak öbür tarafın adayının kim olacağı, ki seçimlere yaklaşık bir yılda az biraz fazla süre kaldı. O yüzden merak edilmesi ve konuşulması normal. Hani sadece iktidar hadi adayını açıkladı, ateş etmeye başlayalım gibi değil. Şimdi Macaristan'da muhalefet bir araya geldi ve otoriter lider Viktor Orban'a karşı seçimi kaybetti. Orada seçim analizi yapan insanlardan uzmanlar diyorlar ki anketlerde çok güçlü bir adayı öne sürmediler. Çok karizmatik bir lider vardı rakip ama karşısına o kadar karizmatik bir aday çıkarmadılar diye. Meral Akşener bu hafta bir televizyon kanalında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağını biz liderlere bıraktı. Yani o altı lider aralarında istişare ederek bir karar verecekler. Doğal olarak onların istemediği birisinin aday olması da mümkün değil. Benim anladığım daha önceki konuşmalardan anketlere bakacaklar. Bu Erdoğan karşısında en fazla kimin şansı var? En fazla kim bu işi götürebilir? Onda karar kılacaklar. Sanki bir ortak akıl oluşturacaklar gibi geliyor. Bu anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan birinci sırada çıkma ihtimali birazcık düşük. Genelde belediye başkanları ismi geçiyor. Ben şöyle bir kontra yapsam, biri Cumhurbaşkanı, öbürü de Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi formülle sunulsa bir katkısı olur mu? 1 artı 1 2 midir bu durumlarda? Yani o da bir formül ama orada hep Kemal Bey'in bir çekincesi var. Onu aklımızın bir kenara tutalım. Yani normalde her ne kadar belediye başkanlığı Mansur Bey ve Ekrem Bey tarafından kazanılsa da ya belediyenin alt komisyonlarında AKP'nin çok büyük bir şeyi var, ağırlığı var. Yani bir Sen ülke gittikten sonra İstanbul Belediyesi sende olsun olur, olmasın olur. Ankara Belediyesi sende olsun olur, doğru. olmasın olur. Ya bir yönüyle öyle ama bir yönüyle kazanılmış bir hak gibi görüyorlar. Kazanılmış bir zafer gibi görüyorlar ki bence de doğrudur. Yani hele hele İstanbul seçimleri, Erdoğan'ın seçimi kabul etmemesi, yeniden sandığa gitmesi, sandıkta daha ağır bir yenilgi alması. Erdoğan'ın herhalde siyasi hayatındaki en ağır yenilgidir bu. En ağır mağlubiyettir bu. Hazmedilmesi hala zor. Bak hala hazmedemediler yani adamı törene çağırmıyorlar. Maddi imkanlarını kısıtlıyorlar. Belediyeyi iflasa sürüklemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ya böyle bir şey Türkiye daha önce hiç görmedi Levent Bey. Hiçbir zaman, hiçbir dönemde, hiçbir belediyeye karşı, hiçbir zaman merkezi yönetim, yani Ankara, Diyarbakır'ı, efendim, Diyarbakır Belediyesi'ni, atıyorum İstanbul Belediyesi'ni, Ankara Belediyesi'ni, Maraş Belediyesi'ni iflasa sürüklemek için bir sinsi plan üzerine çalışmadı. Yani şu an Türkiye Her çok zaman şunu enteresan bir dönem denirdi. yaşıyor. İktidar partisine mensup belediyeler daha avantajlı olurdu. Ama dediğiniz gibi diğerlerinin batması, çökmesi için de ayrı bir uğraşırdı. Girmezlerdi. Tabii canım yani şu an dünya Türkiye'de her şey
fiyatlarını yeniden revize ediyor, etmek zorunda. Çünkü enflasyon çok yüksek. Efendim, maliyetler çok arttı. Şimdi düşünün siz, her yerde bir fiyat ayarlaması yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi otobüslerine bir fiyat ayarlaması yapması bile engelleniyorsa, yani bu iflas etsin diye gösteren azami bir gayrettir. Engelleniyordu düne kadar. Dün izin verdiler zamma. Bugün de gazetelerinden İBB zam şampiyonu diye başlık attılar. Onu da izleyicilerimizi bilgi olarak verelim. Doğru, yani işte bu bir yandan yani bir yandan mecbur kalıyor yapıyor, ama yaparken de bir yandan bir kampanyaya dönüştürüyor. Yani bu böyle bir şey, Türkiye senin de söylediğin gibi merkezde kasanın masanın başındaki insanlar kendi partilerinden belediyelere biraz kıyak geçerlerdi, biraz kollarlardı, ama hiçbir belediyeyi tamamen ezmek üzere, engellemek üzere, çalışamaz hale getirmek üzere plan yapmazlardı. Bu Türkiye'nin yaşadığı enteresan bir zaman dilimi. Bir gün bunların çok ayrıntılı şeylerini okuyacağız. Levent Bey, şu an çok da su yüzüne çıkmayan ama derinlerde çok tartışılan konular var belediyelerle merkez hükümet arasındaki. Mesela hükümet falan da yok da işte Erdoğan diyelim, Erdoğan arasındaki itiş kakışı ileride çok daha göreceğiz. Şimdi böyle şunu da söyleyelim, belediye bahsi açıldı diye hiçbir dönemde Türkiye'nin bu kadar belediyesine kayyum atanmamıştır. Yani Türkiye'de demokrasi falan hepsi rafa kalkmıştır. Şimdi son bir kaybedecekleri nokta var, Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bütün sistemi de kıyamete kadar kendilerinden adam seçilecek diye, üstelik tek adam seçilecek diye kurdular. Yarın bir gün bir başkası gelse ne yaparız diye telaş içindeler. Korku içindeler, endişe içindeler. Hesap vereceklerinden dolayı, birikmiş dosyalarından dolayı korku içindeler. Maalesef. Evet, daha bu konu çok konuşulacağı için her zaman gündemimizde olacak. Şimdilik bir virgül koyalım. Son konumuz şu. Şimdi Erdoğan dün dedi ki, evet hayat pahalılığı var ama ülkede fırsatçılar da var dedi. Çoğu o fırsatçı dediği marketler aslında haraç aldığı iş adamları. İkincisi, Avrupa'daki durum daha vahim. Müreffeh ülkeler vatandaşlarına refah seviyelerinin düşeceğini söyledi zaten dedi. Şimdi ben Avrupa diyeyim, siz Amerika'dasınız. Bu konu sabah TR24'ün sabah kuşağındaki programda da konuşuldu. Şimdi ben İsveç'teki Avrupa'daki durumu anlatayım. Siz Amerika'da. Şimdi fiyatlar da yükselme. Ne aşamada hissediliyor musunuz market alışverişlerinde? Erdoğan'ın dediği gibi durum çok vahim mi? Çünkü tablolar, onu da arkadaşlar ekrana getirebilirlerse, ezici bir çoğunlukta Türkiye'nin durumu bütün dünyadan çok kötü. İşte şu an geldi bu TÜFE ve TEFE'deki artış. Türkiye büyük bir gökdelen. Diğerleri Türkiye'nin yanında gecekondu gibi kalmış. İşte Litvanya falan belki yükselmiş diyebiliriz. Ekrem Bey, nasıl Amerika'da fiyatlar? Şimdi bir kere bu tabloyu çok iyi okumak lazım. Bu tablo her şeyi ortaya koyuyor. Yani dünyanın her yerinde enflasyon yükseliyor. Yani Amerika'da da yükseliyor. Ama böyle %50'ler, %60'lar, bunlar çok absürt rakamlar. En çok hissettiği, vatandaşın hissettiği konu nedir? En önemlisi benzin fiyatları. Akaryakıt fiyatları. Bu akaryakıt fiyatlarında bir yükseliş var. Dolayısıyla o da enflasyonu körüklüyor. Biden da bu yüzden çok siyaseten çok sopa yiyor. Yani insanlar, kardeşim bu enflasyonu ne zaman düzelteceksin? Senin kısa vadede planın nedir? Uzun vadede planın nedir? O da açıkladı ve işte Amerika'daki rezervleri, petrol rezervlerini açmaktan, kullanıma sokmaktan vesaireye kadar orta vade, kısa vade, orta vade ve uzun vadede enflasyonla ilgili mücadeleye dair kamuoyuyla bilgiler paylaştı. Yani aşağı yukarı ne yapılacağı belli. Fakat şunu kesin bilmek lazım. Bir, öyle Türkiye'deki gibi böyle muazzam %100, %200, %30, %40 artışlar yok. Bunu bir kenara yazmak lazım. İkincisi, Levent Bey, çok önemli bir şey daha var. Enflasyonla beraber daha yakında okudum. Birkaç gün önce okudum. Amerika'da mesela şimdi enflasyon var. Doğru. Çok muazzam bir enflasyon değil. Buna rağmen çok ağır bir ara seçimler olacak. Biden belki bunun faturasını ödeyecek. Amerika'da seçim sistemi biliyorsun, 4 yılda bir başkan seçiliyor ama 2 yılda bir
Senato'da Son ve Temsilciler Meclisi'nde bir dönemlerde. yenilenme oluyor. Halk 4 yıl beklemiyor. Önce bir ara hesap alıyor. İktidar da ara hesapta vatandaşın uyarısını görüyor. Kendine yeni bir politika belirliyor. Yani bu çok önemli, aslında mantıklı bir şey. Belki Türkiye'de de böyle bir şey yapmak lazım. Yani sen seçtin adamı, 5 yıl adam senin üstünde tepiniyor. Ya kardeşim iyi de ben bunu ne zaman göstereceğim? Memnuniyetsizliğimi nasıl göstereceğim? Büyük ihtimal bu sene yapılacak seçimlerde bu Türkiye'ye göre düşük, anormal derecede yüksek değil. Ama yine de Amerika standartlarına göre yüksek olan enflasyonun hesabını büyük ihtimal seçmen soracak. Ama burada önemli bir şey daha var. Okuduğum, bir iki gün içerisinde okuduğum şeyi söylüyorum. İşsizlik fevkalade düşmüş. Mehmet Bey. Yani Amerika tarihinin en düşük seviyelerine kadar düşmüş. Düşünebiliyor musun? Yani bir tarafta enflasyon var ama işsizlik yok. İnsanlar iş buluyorlar. İşte yeniden açılan her ay diyorum Amerika'da standart şeyler var. Kaç tane iş merkezi kapanmış? Kaç tane iş yeri kapanmış? Kaç tane iş yeri açılmış? Onu defalarca insanlar şeffaf bir şekilde görebiliyor ve hükümetler de bunu paylaşıyor. Orada kimler ne kadar iş kaybetmiş, işinden olmuş, ne kadar insan işe girmiş. Şimdi o verilere de bakıldığı zaman bir enflasyon var ama insanlar işsiz güçsüz değil. Sonuçta iş bulabiliyorlar. Yeni iş imkanları meydana getirebiliyorlar. Hatta onunla ilgili Trump bu başarı benimdir diyor. Ona da diyorlar ki ya senin zamanında iş kaybı belliydi. O da ilginç gülümsenerek takip edecek bir tartışma. Kime ait olduğunu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Bilinen, görünen, somut bir şey var. Yani enflasyon belli bir oranda yüksek ama işsizlik çok alt seviyede, insanlar işsiz güçsüz değil. Öyle ya da böyle bir takım hayata katılımı ve kendi başına kendi ayakları üzerine durmayla ilgili bir mücadele yapıyorlar. Türkiye'de bunun böyle olmadığı aşikar. Sıkıntı burada. Bunu görmezden gelme. Gerçi gene de Erdoğan biraz sonunda kabul etti. Evet bir sıkıntı var. Ama Avrupa bizden daha kötü. İşte amadan sonraki şey yalan. Evet sen Avrupa'yı söyle nasıl? Amerika'da evet başkanların yeni iş katılımı çok önemli parametrelerden biri. O yüzden başkanların performansı için çok dikkate alınır. Avrupa'da malum akaryakıt fiyatları yükseldi, elektrik fiyatları yükseldi. Elektrikle ısınan konutlarda faturalar epey artınca devlet sübvanse edeceğini, belli bir orana kadar yardım edeceğini söyledi ailelere, gelir durumlarına bakılmaksızın. Aynı şekilde araç akaryakıtla alakalı da bir finansman desteği düşünüyor. Evet, özellikle bizi ilgilendiren market alışverişlerinde bir yükselme var ama Türkiye'de haberlerde duyduğumuz, takip ettiğimiz, soruşturduğumuz gibi bir yükselme asla değil. Hani %3, %4-5'ler civarında, o da bazı ürünlerde. Almanya'da bir abi kardeş belki takip etmişsinizdir. 3 yıl önce yaptıkları bir alışverişin fişini bulmuşlar. Ve o alışverişe gidip Almanya'da tekrar yapmışlar. İşte 52 euroluk, o zaman 52 euro tutmuş. Rakamları tam hatırlamayabilirim. 56 euro tutmuş. Yani 3-4 euro artmış. Yani evet, burada da fiyatlar arttı Avrupa'da. Ama öyle Türkiye'deki gibi insanları sefalete götüren, insanların alım gücünü çok zorlaştıracak şekilde artmadı. Buna mukabil devletin de yardımları var. Malum benim bulunduğum ülke bir sosyal devlet. Çocuk yardımı var, insanlara kira yardımı var, sağlık eğitim ücretsiz ve kaliteli. O yüzden hani hiç karşılaştırma bile yapılmaz o yüzden. Ama tabii Erdoğan'ın kitlesi bunu yiyecek kitle. Erdoğan bunu bildiği için söylüyor. Daha önce de hatırlarsanız Covid döneminde İngiltere'de aşıların 100 pound olduğunu, Avrupa'da aşıların parayla satıldığını söyleyecek kadar, hem de birkaç defa arka arkaya farklı günlerde söyleyecek kadar da yalancı bir insan. O yüzden çok şaşırtıcı değil gibi sanki. Fakat burada bir şey var Levent Bey, yani vatandaşa bir şeyler söyleyip seçmenin kitleni etkileyebilirsin ama canı yanan insanlar var. İşte dün adamın birisi feryat ediyordu, tarlasını sulayacak elektriği kesmişler. Neredesin hükümet diye bağırıyor, neredesin Erdoğan diye bağırıyor, yazıklar olsun sana diye bağırıyor. Neden? Çünkü adamın can damarını kesiyorsun, yani şah damarını kesiyorsun. Yani burada domatesini üretip satamayan insanlar, patatesini üretip satamayan insanlar veya çok ucuz fiyata satanlar, tarlaya o fiyatın yansımasını göremeyen insanlar.
Şimdi bu bütün mesela şimdi niye tartışıyorlar? İşte bazı gıda maddelerine sabit fiyat koyalım. Böyle bir şey mümkün mü bu dönemde yani? İmkan adam ne yapsın? Benzin pahalandıysa, elektrik pahalandıysa, adam dün 3 liraya ürettiği şeyi bugün 5 liraya üretebiliyorsa, bu adama sen 4 liraya satacaksın dersen ne yapabilir vatandaş? Yani burada Türkiye'nin ya elini vicdanına koyup şunu düşünmesi lazım. Tarım ne oldu? Tarımı batırdın. Hayvancılık ne oldu? Hayvancılığı batırdın. Türkiye'de her şeyi batırdın. Yani hangi sektörde bir batma olmadı? Biz gazeteciyiz. Sen bizim mesleğimizi söyle. Mesleğimizde batmayan bir şey mi kaldı? Hani televizyonculuk, hani gazetecilik, hani radyoculuk? Yani batmayan sektör mü var? Ekonomik olarak söyleyelim. Ekonomik olarak da iyi kötü gazeteler, televizyonlar kendi ayakları üzerine duruyordu. Ve şimdi Ziraat Bankası'ndan aldıkları parayı ödemeyen insanlar gazetelerin tepesine oturmuşlar. İstediklerini yazdırıyorlar, istediklerini yazdırmıyorlar. Bu kadar kirli bir işin içine gireceksin. Bir tarafta insanlar düşünebiliyor musun? Yani Isparta günlerce elektrikten mahrum kaldı. Yani bir şey yap bari kardeşim. Gene ihaleyi aynı adamlara senin 500 çetene veriyorsun. Vatandaş bunu görmüyor mu? Ha görmeyen yine görmüyordur. Yani gözü kör olmuş bir sürü insan var. Yani çöplükten çöp toplayıp da sonra oyumu Erdoğan'a vereceğim diyen ve dünyada da örneği az bulunan insanlar var. Ama bıçak kemiğe dayandı. Bunu atlamamak lazım. Yani insanlar evini ekmek götüremez hale gelirse ki geliyor. İnsanlar geçinemez hale gelirse ki geliyor. Elektriğini ödeyemez hale, suyunu ödeyemez hale gelirse öyle meydanlarda ahkam kesmek yetmez Levent Bey. Öyle kimse yutmaz bu numaraları. Sonuçta adam kendi derdini düşünür. Ellerim kırılsın, vermeseydim oy diyen insanların sayısı anketlere baktığın zaman artıyor. Yavaş yavaş da olsa artıyor. Eğer Türkiye toparlanamazsa ki toparlanma ihtimali çok zayıf. Yani Suudi Arabistan'ın kapısında çalsan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kapısında çalsan, 100 bin dolar verene vatandaşlık da dağıtsan, delik büyük, kara delik çok büyük. Hovardaca kullandılar. Bir de övüne övüne anlatıyorlar. Geçen gün gördün mü bilmiyorum yani sarayda 110 aşçı çalışıyormuş, 500 temizlikçi çalışıyormuş, bilmem ne yapıyormuş. Ya sen vatandaş bu lüksü gördükten sonra bindiğiniz arabaları, efendim yediğiniz yemekleri, manda yoğurdunuzu, efendim bugün Meral Akşener şeyi paylaşmış Medine hurmasını. Ya aklımda yanlış mı kaldı? 145 lira mı ne yazıyor şeyin üzerinde? Sen bu kadar hani orada da gerçi şunu abartmamak lazım. Bir tane, üç tane, beş tane Medine hurması. Bir kilosundan bahsetmiyorum. Ama insanlar yanından geçemiyor Levent Bey artık. Yani insanların yanından geçemediği şeyleri basit bir şekilde ne var bundan? Manda yoğurdu bulunamıyor mu demek? Hayvancılığı bitirdiğin bir ülkede, efendim tarımı bitirdiğin bir ülkede, adama sorarlar yani. Türkiye maalesef dışa bağımlı bir ekonomiye sahip. Türkiye genel ana ham maddeleri itibariyle dışarıya bağımlı. Dolayısıyla doğalgazdı, elektrikti, benzindi, bunlara gelen zamların üreticiye yansımaması, oradan da tüketiciye yansımaması mümkün değil. %50, %60 devletin de kabul ettiği bir enflasyon. Aslına bakacak olursan bunu %100, %120 diye hesaplayanlar da var. Bu kadar enflasyonun yüksek olduğu ve eğitimli insanların işsiz kaldığı, işsizlik de Türkiye'de çok yüksek. Allah'tan bir sosyal olarak insanların bir akrabalık bağları var, birbirlerini görüyorlar, gözetiyorlar falan filan. Yani bütün bunların içerisinde bulduğu çözüm ne? Erdoğan'ın söylediği çözüm biliyorsun. Yaz gelecek sebze meyve ucuzlayacak. Evet. İyi de kardeşim adamın parası eriyor. Cebindeki para eriyor. Sen buna çare bulamadıkça Türkiye'nin bitişi, tükenişi, iflası çok yakın. Bazı uzmanlar şunu iddia ediyorlar. Yazın her zaman Türkiye'de meyve sebze ucuzlar ama bu sene o derecede bir ucuzlama olmayacağı, yine fiyatların pahalı bir şekilde seyredeceği. AKP temsilciler özellikle tarımda konuşmalarda meclis tutanaklarına baktığımızda Avrupa'da bir hala rekolte lideri olduğunu söylüyorlar. O zaman niye fiyatlar bu kadar pahalı? Niye bir mandalina büyüklüğünde domates 8 lira, bir salatalık 8 lira diye de sormalı edemiyor insan. Evet, çok yemekleri konuştuk. Ramazan vakti
Siz daha orucun başındasınız. Biz iftara gideceğiz. Bu haftalık bu kadar diyelim. Dilerseniz. Değerli izleyiciler, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya Perşembe günü yine çıkış yolunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.